Size skandal iki tane yargı kararını söyleyeceğim. Ona siz karar verin. Biri önceki dönem eş genel başkanımız Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay ceza verildi. Neden? Mahkemedeki savunmasında diyor ki Yüksel Kocaman için, tam cümleyi söyleyeyim, bunların, bu hukuksuzlukların hesabının hepsini yargı önünde vereceksiniz diyor. Buradan savcılık suç duyurusunda bulunuyor, Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'ne gidiyor ve bunun için ceza veriliyor mahkemedeki savunmada. Şimdi siyasi ilişkileri dile getirmiş Yüksel Kocaman'ın bu cümleden hareketle. Peki, yani savcının siyasi ilişkiler içinde bulunması suç değil. Savcının basına konuşması suç değil, talimatla hareket etmesi suç değil, özel uçakla balayına gitmesi suç değil, sonra Beştepe'ye gitmesi, resim vermesi suç değil, bunları sosyal medya üzerinden yayınlaması hiç suç değil, bunları halkı etki altında bırakmıyor ama bunu dile getirmek suç, öyle mi? Yani bu neresinden tutalım? Şimdi yargı bağımsız diyenlere söylüyorum. Demirtaş'a verilen bu cezada, kararda hukuk dışıdır ve gerçekten burada mahkeme görevini kötüye kullanmıştır. Evet, bu hukukçu, kendilerine hukukçuyum diyen yargı mensuplarının hepsi ileride adil bir yargının önünde hesap verecek. Hesap vereceksiniz. Bu karar siyasidir. Bir savunmadan yeni bir dava üretip ceza vermenin hiçbir izni